25 Nisan 1 Mayıs haftasındayız. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Önce şunu söylemek istiyorum. Yönetici gezegeniniz Merkür ve bu hafta Merkür'ün çok güzel açıları var. Demek oluyor ki size güzel haberler taşıyacak bu hafta. Tutulma da zaten sizi destekliyor ve bu hafta güneş tutulması haftasındayız. Cumartesi günü bir güneş tutulması yaşayacağız. Başak burçları, yani toprak grubu burçları aslında destekleyen yeni ufuklar onlara açacak. Özellikle yükselen burcu başaklar için uzun seyahatler, yeni hayaller, yeni hedefler, eğitim gibi ve benzer konularda gerçekten güzel gelişmeler sizi bekliyor sevgili başaklar. Şimdi bu haftaya baktığımızda ise özellikle pazartesi günü öğle saatlerine kadar ay boşlukta, onu söylemek istiyorum. Kova burcunda ve boşlukta, 13-14'te balık burcuna geçecek. Çarşamba gününe kadar, özellikle çarşamba günü haftanın bu arada en güzel günlerinden olduğunu söyleyebilirim. İlişkilerinize yoğunlaşacaksınız. Evlilik, ortaklık, iş ilişkisi, sosyal ilişkileriniz, iş projeleriniz, buna bağlı ya da benzer ilişkileriniz de olabilir. Gündeminizde olacaktır. Özellikle burada bu hafta çok güzel yerleşimler var. İlişkilerinizi düzenlemek, yeniden yapılandırmak, işte dargınlıklarda barışmalar olabilir, işle ilgili konularda yeni teklifler olabilir, yeni iş bağlantıları. O kadar bereketli olabilir ki bu alan. Cumartesi günü de burada Venüs burada Jüpiter'le kavuşuyor. Tabii ki etkileri şu anda aktif aslında. Çarşamba günü, yani haftanın harika bir günü. Merkür'ün bu nimetlerinden faydalanmak lazım. Merkür haber demek, güzel iletişim demek, doğru iletişim demek ve çok güzel açılır olduğu için ve yönetici gezegeniniz olduğu için bence bu fırsatı değerlendirin diyorum. Şimdi çarşambadan itibaren akşam saatlerinden cumartesi gününe kadar ay Koç burcuna geçmiş olacak. Siz biraz ödemeler kısmıyla hayatın ilgileneceksiniz. Fatura, vergi, sigorta, paylaşılan kaynaklarınız gibi alanlarda bazı gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Cumartesi günden itibaren artık ay Boğa burcunda ve pazar günü de o tutulma evresindeyiz. Aynı zamanda bir Boğa burcunda yeni ay yaşıyoruz. Sizin için yeni başlayan konular aslında biraz daha dediğim gibi uzak hedefleriniz olacak. Kendinizle, sizin kişisel gelişiminizle, fiziki olarak uçuşlar, uzak yerlere seyahatler mesela olabilir. Yüksek eğitim almak için yeni fırsatlar gelebilir hayatınıza. Başarılı bu hafta bence 10 numara bir Başak Burcu profili var ve pazar günü çok güzel açılar var yine. Venüs, Plüto, Uranüs hepsi birbirini destekliyor. Başakları sanki şöyle alıp bir yukarı kaldıran bir gökyüzü var. Bence değerlendirin sevgili Başaklar diyorum. Günlük yorumlarda her gün akşam saat 7'de paylaştığım YouTube yayınlarını takip ederseniz orada iki günde bir diyeyim. Ayın geçiş transferine göre her burç için yine önemli tüyolar veriyorum. Orayı takip ederseniz daha verimli olabilir sizin için. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın.